Şimdi Anadolu Arap Birliği Dernek Başkanı Sayın Mehmet Ali Arslan stüdyomuza bizimle birlikte. Mehmet Ali Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ehlen ve sehlen diyoruz. Sağ olunuz efendim. Şimdi Türkiye'de Araplar en çok hangi illerde ikamet ederler? Bunlarla başlayalım. Buyurun. Evet, en çok Mardin, Siirt, Urfa, Hatay, Batman, Muş ve Bitlis'te de var. Adana ve Mersin'de de daha çok Hristiyan ve Alevi Nusayri Araplar var. Peki hani Türkiye'ye gelindikten belirli bir süre sonrasında, daha doğrusu şu anı söyleyelim, entegrasyon noktasında bir sıkıntı yaşanıyor mu? Yani ilk başlarda ciddi bir sıkıntı vardı, özellikle dil konusunda. Büyük bir kısmı da kırsalda yaşıyordu. Türkçeyi bilmiyorlardı. Ama şimdi de tam tersi bir durum var. Türkçeyi öğrendiler, ana dillerini unuttular. Entegrasyon sorunu yok. Belki de Türkiye'de bu anlamda en çok entegre olan halk Araplardır. Peki genel anlamıyla yaşadığınız sorunlar, sıkıntılar var mı Türkiye'de? Genel olarak evet. Örneğin özellikle bizim bir 30 yıl öncesine kadar halkımızın neredeyse tamamı Arapçayı biliyordu. Evde günlük konuşmalarda konuşuyordu. Şu anda o oran %30'lara düşmüş durumda. Sadece evlerde annelerin ve babaların konuştuğu mistik bir dil halini aslında almış durumda. Bu da asimilasyonu çok hızlandırıyor. Türkiye'deki konuşulan Arapça lehçeleri kaybolmayla yüz yüze bırakıyor. Bu konuda da önlemler alınması gerekiyor. Talepleriniz nedir bu noktada? Bu noktada kesinlikle biz bütün Türkiye'deki Arapça lehçeleri ihtiva eden bir Arapça kanal istiyoruz. Eş zamanlı olarak radyo istiyoruz. Bir kanal var, TRT Türkiye diye, ama tamamıyla Arap devletlerine yayın yapan, Arap dünyasına yayın yapan bir televizyon kanalıdır. Hiçbir şekilde bizim ihtiyaçlarımıza cevap vermiyor. Bu yönüyle kesinlikle televizyon bizim için gereklidir, farzdır. Radyo öyle. Ve Türkçenin yanı sıra, Türkçe kesinlikle bütün ülkede ortak eğitim dili olmasının yanı sıra biz istiyoruz ki ikinci, yani ana dil de zorunlu dillerden olsun. Çünkü öyle olmazsa kesinlikle sadece Arapça değil, Türkiye'deki diğer diller de yok olmayla karşı karşıya bulunacaktır. Yani diyelim ki Laz bölgesinde Türkçe zaten zorunlu dil, ama Laz zorunlu olarak Lazca eğitim de almalıdır. Mardin'deki Arap, Mardin'deki Süryani ve Kürt de zorunlu olarak Türkçenin yanında zorunlu olarak kendi ana dilini almalıdır ki bu çok rahatlıkla yapılabilecek bir sistemdir. Ben öğretmenim. Yani bunun kurgulanması, bunun düzeltilmesi o kadar zor değil. Örneğin bir Kürtçe için nasıl bu yapılabildiyse üniversitelerde, yaşayan diller, lehçeler nasıl ki şu anda haftada 2 saat de olsa, yetersiz de olsa yapılıyorsa, bu daha da geliştirilerek bu anlamda ileri noktaya taşınabilir. Yani ana dilde eğitim hakkını istiyorsunuz. Ana dilde eğitim ama zorunlu olacak. Yani nasıl ki biz şu anda Türkçeyi tercih etmeme konusunda bir irademiz yoksa, zorunluysa, devlet de kişinin ve velinin isteğine bakmaksızın o ana dilini zorunlu kılmalıdır ki bu diller yaşayabilsin. Yani şöyle mi diyorsunuz Mehmet Ali Bey? Biz evet Türkiye'de yaşıyoruz. Türkçeyi gayet güzel konuşuyorsunuz. Zaten ana dilimiz gibi konuşuyoruz, ama ana dilimizi de konuşmak istiyoruz, ama Türkçeyi de ana dilimiz gibi konuşmak istiyoruz. Bunu demek istiyorsunuz kesinlikle galiba. Kesinlikle öyle. Çünkü eğer devlet bu tedbiri almazsa sivil toplum örgütlerinin gelişen teknoloji karşısında elleri kolları bağlı kalıyor. Yani medya dili mesela Türkçe oluyor, eğitim dili oluyor. Bu sefer ana dilini öğrenme zorunluluğu hissetmiyor. Aile de, çocuk da. Öyle olunca ana dil ölüyor, bitiyor. Bu da Türkiye için büyük bir kayıptır. Orta Doğu için büyük bir kayıptır. Türkiye'de 15 dil konuşuluyor. Bu ne demektir? Bu Türkiye'de bir 30-40 yıl sonra sadece Türkçe dili kalacak demektir. Geri kalan 14 dil yok olacak demektir. Bu kültür mirasını, bu atalarımızdan, hatta peygamberlerden bize kalan bu
dillere bizim sahip çıkmamız gerekiyor. Peki siz Anadolu Arap Birliği Derneği olarak bu anlamda bir takım girişimlerde bulundunuz mu, taleplerde bulundunuz mu? Nasıl bir yol haritası izlemeyi düşünüyorsunuz bundan sonraki süreçte? Evet, biz şunu söyleyeyim. Biz Mahallemi Derneği olarak Türkiye'de 2006'da kurulan ilk Arap derneğiz ve bütün illerde temsilciliklerimiz var üniversitelerde. Bu anlamda en büyük ve örgütlü derneğiz. Bizden sonra bir 5-6 dernek daha kuruldu. Biz gerek yeni anayasa yapım sürecinde en son 2012'di başvuru tarihi. Biz 65 maddelik bir taslak, öneri taslak metni sunduk. Orada sizin az önce söz ettiğim ana dilde eğitimin zorunlu olmasından tutun, bütün halklara kendi dilleriyle, lehçeleriyle yayın yapabilecek ortamların, televizyonların, radyoların sağlanması hususunda biz gerekli yerlere başvurumuzu yaptık. Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yaptık, hem bütün siyasi partilere biz yazılı olarak ve iadeli taahhütlü olarak bu dilekçelerimizi, taleplerimizi ilettik. Destek gördünüz mü peki? Hayır, siyasi maalesef partilerde? Yani üzülerek belirtiyorum, söylüyorum. Yani sesimizi duyurmak için ne yapmamız gerekiyor? Ben onu bazen merak ediyorum. Hatta halkımız. Ya biz gayet medeni bir şekilde basın açıklamalarımızla, ilgili kurum ve kuruluşlara başvurarak ve işte televizyon programlarıyla, medyayla dile getirerek bunları talep ediyoruz. Ama hiçbir karşılığını göremiyoruz. Bir basit örnek vereyim. Musul'da bir Türkmen TV var. Onu finanse eden Türkiye'dir, TRT'dir. Yapsın. Yani biz bunu niye yapıyor demiyoruz. Ama eğer senin Türkiye'de 5-6 milyonluk Arap nüfusun varsa ve bunlar sana vergi ödüyorsa, bunlar askerlik yapıyorsa, senin evvela kendi halkına yatırım yapman gerekiyor. Yani bu şuna benzer. Eğer benim çocuğum açsa ben ilk önce onu yedirmekle mükellefim, onu doyurmakla, onu giydirmekle. Onu bırakıp komşu çocuğuna gitmek gerçekçi değil, etik değil. Bu yönüyle biz de yani bütün herkes gibi eşit ve adil bir şekilde biz devletin imkanlarından, kamu idaresinin imkanlarından faydalanmak istiyoruz. Radyo programı yapıyoruz mesela biz Arapça, haftada bir gün Midyat'ta. Amerika'dan, Arabistan'dan, Çin'den dinleyenler var. Niye? Hasret kalmışlar, susamışlar. Yani kendi lehçeleriyle, dilleriyle bir radyo programı yapılıyor. Biz görebiliyoruz izleyici dinleyici sayısını. 50 binleri buluyor. Yani o kadar büyük bir ihtiyaç, talep var ki bunu biz istiyoruz ki devlet daha büyük bir şekilde organize etsin ve daha fazla insan bundan faydalansın. Peki şimdi siz Türkiye'deki aktif olarak çalışan kaç derneksiniz? Mesela dernekler bir araya gelerek sesinizi duyurmak adına bir birlik, beraberlik, bu anlamda hiçbir konuşma geçti mi aranızda? Birlik, beraberlik olsun, sesimizi daha net duyurabilelim. Biz geçen 18 Aralık günü, Dünya Arapça Günü'ydü. Urfa'daki Arap kardeşlerimizle Türkiye Arap Gençlik Platformu'nun öncülüğünde ve bizim Midyat'taki Anadolu Arap Birliği, Anadolu Arap Hareketi ve Mahallemi Derneği ve yine Urfa'da bulunan Arap Der ile beraber biz bir çatı organizasyon kurduk ve orada bir etkinlik yaptık. Ve az önce sözünü ettiğiniz ortak kararı da aldık. Bundan sonra beraber hareket edeceğiz, beraber talep edeceğiz. Hangi siyasi parti olursa olsun fark etmez, biz o siyasi partiyle ilişkileneceğiz ve taleplerimizi dile getireceğiz diye bu konuda biz bir mutabakata vardık. İnşallah bu anlamda önemli mesafeler kat edeceğimize inanıyorum. Arapların şu sorunu da var, unutmadan söyleyeyim. Bizim bütün Arap il, ilçe ve beldelerinde tapu kadastro sorunları vardır. Yani kadastro bölgeye girdiği zaman bir 30-35 yıl önce girdiği oldu, 20 yıl önce girdiği oldu. Okuma yazma oranı düşüktü. Ve birçok arazimiz ekili, dikili, tarla, bağ, bahçe hazine malına kaydedildi. Bu yıllar sonra ortaya çıktı. Ve bunun neticesinde cinayetler işlendi. Çünkü bizden mesela dedelerimizden kalan tarlayı devlet ihaleyle açık artırma usulü satışa çıkarıyor. Ve zenginler bir nevi peşkeş çekiliyor. Zenginler de benim yıllar yılı dedemden kalma tarlamı gidip alıyor.
Bu durumda mesela Bilge Köyü katliamı bunun en somut, en bariz örneğidir. Temelinde tapu kadastro sorunları vardır. Evet, hatırlıyoruz onu. Ve geçen yıllarda da yine hatırlarsınız Muş'ta, Bitlis'te, Batman'da, Diyarbakır'da yaklaşık 40 ölüm vakası oldu. Sırf tapu kadastro nedenli sorunlardan dolayı. Peki çözümü nerede görüyorsunuz? Çözümü çok basit. Bakanlar Kurulu'nun bir kanun hükmünde kararnameyle bu düzeltilebilir. Neden mi? Çünkü şöyle bir madde koymuşlar. 10 yılı aştı mı zaman aşımına uğruyor ve sen başvuramıyorsun bile. Birçok insan arazisi satıldıktan sonra kendisine ait olmadığını öğrendi. Dolayısıyla nasıl ki 1936'dan bu yana gayrimüslimlere ait vakıf malları, menkul ve gayrimenkullerin iadesini kanun hükmünde kararnameyle çıkarmışsa bu hükümet, çok aynı metot izlenerek aynı şekilde bizim şu anda mağdur olduğumuz tapu kadastro sorunlarını da bu şekilde çözebilir. Yani hiç milletvekillerine bile götürmeye gerek yok. İktidar, hükümet bunu çözmeye muktedirdir. Ve bizim ricamız bunun geciktirilmeden çözülmesi. Çünkü her gün tartışmalar, her gün kavgalar oluyor. Allah korusun. Ölümler oluyor. Şimdi ölümler oluyor demişken 2 dakika kadar kısa bir zamanımız kaldı mı? Sormak istiyorum Mehmet Ali Bey. Özellikle Arapların yaşadığı bölgeler dahil olmak üzere en çok oraları etkileyen bir sürecin içerisinde aslında Türkiye, çözüm sürecinin içerisinde. Peki siz çözüm sürecinde gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Atılan adımları nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz özellikle şunu söyleyeyim. Barış sürecinde silahların susması, kan dökülmemesi bizi çok mutlu etmiştir. Yani arada kalan bir halk olarak aslında bizi çok mutlu etmiştir. Ama şu anda çok hızlı bir gündem var ve çözüm süreci sanki Türklerin, barış süreci ve Kürtlerin arasında tek görünüyor. Oysa ki Türkiye'nin üçüncü büyük nüfusu Araplardır, bölgenin ikinci büyük nüfusu Araplar. Araplar bunun neresinde olacak? Özerklikten söz ediliyor örneğin, yerel yönetimlerin güçlendirilmesinden söz ediliyor. Araplar bunun neresinde olacak? Arapların teminatı ne olacak? Çünkü neticede Araplar beraber yaşıyor. Ama biz her halükarda çözüm sürecinin başarıya ulaşmasını istiyoruz. Bir şekilde bunun sürmesini istiyoruz. İstikrar var, güven var. Bu bizi de mutlu ediyor. Bizim komşumuz mutlu olunca, kendisine herhangi bir baskı olmayınca bu bizi de psikolojikmen rahatlatıyor. Şunu da söyleyeyim, çözüm süreci dediniz ama bizim Anadolu Arap Birliği Derneği de, Anadolu Arap Hareketi de şu anda Mardin Valiliği tarafından kapatılması için Midyat Cumhuriyet Savcılığına başvurmuş. Gerekçe tüzükte kadınlara, çocuklara, engellilere yer vermemiz, gerekçe eş başkanlık sistemine yer vermemiz, gerekçe insan haklarına ve çevreye yer vermemiz. Yani bunları tüzüğünüzden çıkarın diyorlar. Yani şimdi bir yandan çözüm süreci, bir yandan yerel bürokrasi direniyor. Bu da bizi gerçekten rahatsız ediyor. Ben şunu da söylüyorum. Son cümlemiz olsun cümlemiz, Mehmet Ali Bey. Yine yetkililerden ricamız, resmi tarih kitaplarında Arapların ihanetçi olduğu, hain olduğu yazıyor. Bu ibarelerin çıkarılmasını istiyoruz. Araplarla ilgili birçok ötekileştirici söz var. Mesela anladıysam Arap olayım gibi, her şey Arap saçına döndü. Ne Şam'ın şekeri, ne Arap'ın yüzü. Bunlar bizi cidden rahatsız ediyor. Hatta Türk Dil Kurumu'nun resmi sözlüğü işte. Evet. Araplar için fellah ve zenci tanımlaması kullanılıyor. Kesinlikle bunların ayıklanması Mehmet gerekiyor. Mehmet Ali Bey, aslında bu konuyla ilgili konuşacak gerçekten çok şey var. Biz sizi tekrar daha sonraki programlarımıza konuk İnşallah. Etmek isteriz. Daha geniş konuşabilmek adına. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum. Sizlere iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Efendim. Şimdi bu bölümümüzü noktalıyoruz efendim bu sohbette. Saat başında tekrar yeni bölümümüze karşınız olacağız. Bizden ayrılmayın.